Hocam öncelikle hoş geldiniz. Türkiye'de sağlık turizmini nerede görüyorsunuz? Nasıl bir konumda sizce? Tabii pandemi öncesi ve pandemi sonrasını ayırmak lazım. Pandemi öncesinde hele hele bundan 5-6 yıl öncesinde çok çok iyi durumda değildik maalesef. Özellikle de reklam ve tanıtımımızın yetersiz olduğu, aslında altyapımızın yeterli olduğunu hepimiz biliyorduk ama reklam ve tanıtım konusunda yetersiz olduğumuz için dünya sıralaması son 3 sıradaydık. Yavaş yavaş yukarıya doğru tırmanmaya başladık. Ama bu sırada pandemi olmaya başlayınca da biraz açıkçası pandemiyi biraz daha lehimize kullanarak biz pandemi sonrası sağlık durumunun çok iyi olacağına inanıyoruz. Peki Türkiye'yi neden çok tercih ediyorlar sağlık turizminde? Şimdi Türkiye gerçekten sağlık altyapısını özellikle de 2002 yıldan sonra hızlıca, çok hızlı bir şekilde yeniledi ve altyapısını güçlendirdi. Dolayısıyla da dünyadaki diğer daha öncedeki güçlü dediğimiz ülkelerde yavaş yavaş sağlık altyapıları eskimeye başladı. Ve birçok ülkede, özellikle Avrupa ülkelerinde bunu yenilemediler. Bu halde de gezdiğimiz birçok ülkede bunu gördük. Türkiye'nin en büyük avantajı kısa sürede sağlık altyapısını çok iyi yeniledikleri için ciddi anlamda bir avantajımız oldu. Aynı zamanda ciddi anlamda bir güçlü bir fiziki altyapımız var. Aynı zamanda teknik donanımımız var. Bir de insan gücü kaynağımız çok iyi. Çok ciddi yayınlarımız var. Çok ciddi hocalarımız var. Özellikle de birçok alanlarda, dünya çapında kendi alanlarında çok başarılı hocalarımız var. Aynı zamanda da bir de fiyat politikamız biraz daha diğer ülkelere göre ekonomik. Bunları üst üste koyduğumuzda birçok alanda, birçok kalemde Türkiye sağlık yüzünde birçok diğer ülkelerden daha avantajlı ve daha da iyi noktaya geleceğine inanıyoruz. Türkiye pandemi süreci krizini iyi yönetebiliyor mu? Bana göre evet, başlangıcından bugüne kadar Türkiye'de ufak tefek sorunlar olsa da kendi içimizdeki sorunlarımızın olduğunu biliyoruz. Evet, işte bir sürü rakamlar, sayılar vesaireler ama nihayetinde global olarak bakıldığında ülkede evet ciddi anlamda en son iki ülkeye varana kadar kendimizi korumuş olduk. Girişini olabildiğince azalttık. Birinci dönem dediğimiz dönemde ciddi anlamda altyapımızın güçlüğünü bir kez daha görmüş olduk. İşte yaz rehavetinden sonra tekrar ikinci dalga dediğimiz bir alan yaşıyoruz. Şu anda da gene tedbirlerle beraber Türkiye Avrupa ülkelerindeki olduğu gibi kesinlikle hangi hastayı seçelim, ölümüne karar verelim gibi kavramlar olmadı. Nadiren bazı şehirlerimizde yoğun bakım doluluk oranı %70-75 civarına çıktı ama kesinlikle Türkiye'de hiçbir hastanede yer yok, yer yokluğundan dolayı hasta kabul edilmedi ya da öldü kavramları görülmedi. Oysa birçok ülkede, Avrupa ülkelerinde bunları duyduk ve birçok şeyde de hastanelerde de bu kavram tarafımıza iletildi. Dolayısıyla da gerçekten sağlık altyapısının güçlü olmasından dolayı, insanımızın koronadan bir nebze biraz daha bilinçlenmesinden dolayı biz çok fazla ciddi anlamda yoğunluk ve doluluk yaşamadık. Yaz döneminde azalacak mı vaka sayıları size göre? Tabii ki, yani şu anda da zaten birkaç haftadır alınan tedbirlerden dolayı rakamların çok daha düştüğünü, %40'lara varan geçen bakanımızın açıkladığını biliyoruz. Dolayısıyla da yaza doğru daha da çok ineceğini inanıyoruz ve biliyoruz. Bu tamamen toplumumuzun aldığı maske, mesafe ve hijyen konusunda tedbirlere bağlı. Toplum ne kadar bu konuda duyarlı olursa bu şekilde de bizim mücadelemiz daha güçlü olacaktır, azalacaktır. Tabii bir nebze hayatın normale bir dönmesini bekliyoruz ama sadece bu Türkiye'nin elinde olan şeyler değil. Türkiye istediği kadar alsın, tamamen rakamın sıfır olma ihtimali yok. Yani o yüzden kendi içerimizdeki uygulamalarla minimalize edebiliriz ama sıfıra indirme ihtimalimiz sadece bizim kendi elimizde değil. Bazı hastalarımız test yaptırmaktan kaçınıyor. Çünkü diyor hani test sonucu bana tamamen net karar vermeyecek, net sonuç vermeyecek diye. Bunun hakkında neler? Şimdi tabii testlerle ilgili bazı spekülasyonlar var, işte testin güvenirliği %60 gibi vesaire ama ben hekim olarak şunu söyleyebilirim. Yani testin güvenirliğine ilgili bir şey söylemek istemiyorum ama bizim için hastanın kliniği önemli. Dolayısıyla bazı hastalarımızda yoğun bakımda tedavi görüyor. Semptomlar korona, akciğerde korona ama test negatif. Bazen test pozitif olduğu halde hiç semptom göstermeyen, evde karantina süresini gayet rahat bir şekilde sağlıklı ve hiç hizmet almadan geçiren hastalar var. Dolayısıyla burada bence testten ziyade hastaların göstermiş olduğu klinik tablo bizim için çok daha önemli. Bu dönemde bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için neler önerirsiniz? Tabii normal bir virüsle mücadele ediyoruz. Güçlü bir olsa bile. Dolayısıyla da en önemli şeylerden kendi direncimizi kendimizin yükseltmesi gerekiyor. Vitamin yönden desteklenmemiz gerekiyor. Çok iyi bir uyku almamız gerekiyor. Beslenmemize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yeme ve içmeyi daha çok işte direnç yönde oluşan sebze ve meyveleri tercih etmeliyiz. Önemli şeylerden bir tanesi vücut direncimizi tamamen felç eden, stres ve korkudan, panikten uzaklaştırmamız gerekiyor. Normal, eğer gerçekten çok ciddi bir korona kronik rahatsızlığı yoksa bir insanın, ki ölüm oranları da %2 civarında gözüküyor. Birçok insanımız %98'inin koronayı başarıyla yendiğini görebiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam.